Hayır, reçber piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, dolarda durum nedir? Hemen şöyle bir bakalım. Dolarda daha önce de bahsetmiş olduğumuz aşağı yönlü seviyelere trend hareketi devam ediyor. EDTR yani bizim özel göstergemize göre bahsetmeye çalıştık bundan bir ay önce. EDTR arkadaşlar uzun bir süre sonra ilk defadan kastımız tabii ki yaklaşık Şubat ayından, Mart ayından sonra hep pozitif seyretmişti. Negatife dönüyor. Dolayısıyla bizim vermiş olduğumuz hedeflere büyük ihtimalle gidebilir mesajı vermiştik. Ve bu da gerçekleşmeye başladı. Özellikle Ekim ayı içinde, Ekim ayı kapanışını, yani daha doğrusu Ekim ayı nasıl kapatmıştı hemen şöyle bakıyoruz. Ekim ayı kapanışı kaçmış arkadaşlar? 28 Eylül itibariyle kapanış 6.05. Hemen ne yapıyoruz? Ne demiştik daha doğrusu? 6.05 kapanışımızı aldık. Ekim ayındaki 6.05 kapanışımızı aldık. Hemen 6.05 kapanışını aldık ve fiyatlara girdiğimizde şunu demiştik. Fiyatlar aşağı yönde gelmek istiyor. İlk kırmızı kırılıp büyük ihtimalle ay içinde altının altında hareketlerin hızlanabilmesi için 5.92 altında kapanışlar 5.77 5.55'lere kadar bir hareket görebiliriz. Süreç içinde tabii ki zaman zaman olan gelişmeler ve formasyon çerçevesinde de değerlendirimize 5.47'den bahsetmiştik. Ay içinde görebileceği seviye. Ve o ay içinde en düşük ne görüldü arkadaşlar? 5.46 yani hedefimize nokta ulaşıldı. Dolayısıyla burada geri çekilme oluştu. Ay içinde peki en yüksek ne görülmüştü? Bakalım ay içinde en yüksek 6.23 görüldü. Tablomuza göre aslında aylıklarda 6.22-23 bu aralık görüldükten sonra 6.18 altındaki kapanışlarla geri çekilme hızlanacaktı. Zaten bahsetmiş olduğumuzu düşüren de vardı ve gerçekleşti. Şimdi hemen tekrar bu aya gelelim. Peki bu ayki kapanış nedir? Bu ayki kapanışa baktığımızda daha doğrusu Ekim ayı kapanışı 5.58-28. Hemen tabloya şuraya arkadaşlar 5.58-28 yani 30 olarak girdim. Bu ay dolar TL 5.70'in üzerinde kapanışlar görecek olursak 5.86'lara kadar tepki verebilir. Ama 5.45 altında kapanışlar görecek olursak bu ay gelebileceği seviye arkadaşlar 5.30-5.16. Bu bölgeyi potansiyel hedef yapabilir. Ama 5.71 seviyesi altında özellikle kalması halinde biz bu sürecin gerçekleşebileceğinden bahsediyoruz. Daha dar bir aralıkta bir dolar hareketi göreceğimizi düşünüyoruz. Bu yıllık tablomuza baktığımızda 5.50'nin altında 5.19'la düşündüğümüzde demek ki yıl içinde, ay içinde, bu ay içinde, Kasım ayı içinde 5.19, 5.30, 5.19 bölgesi, 16 bölgesi bu bölge potansiyel hedef olabilir. Peki haftalığa döndüğümüzde geçen hafta özellikle ney vardı bakalım şöyle. Geçen haftaki kapanışı düşündüğümüzde arkadaşlar 5.59.30 kapanışı varmış. 5.59.30 kapanışını aldık. Geçen hafta aslında şöyle bir nasıl seyretmişe dönüp baktığımıza bakın. Geçen haftaki seyir en yüksek 5.64.91 en düşük 5.41. 5.64.91 bakın 5.64 görüyor musunuz arkadaşlar? Yani ilk maviyi geçemiyor, geçemeyecek anlamında zaten bu işarette. 5.55 kırında 5.42'ye kadar gelebilir anlamını ifade ediyordu. Nereyi gördü? Kapanış 5.42.50. Yani tabloda tam harika, mükemmel bir kapanış oldu. Bu aynı zamanda 5.45 aylık kapanışının da hemen altında ama günlük 5.45'in altında kapanışların devam etmesi lazım ki 5.30-5.19'u buraya bekleyelim. Buradan ancak tepki gelebilsin. Peki yarın? Yarın enflasyon var biliyorsunuz. 5.42.50 hemen alıyorum. 5.42.50 5.42.50 yarın bu arada saat yanılmıyorsam 4'ten sonra EkoTürk TV'de Sayın Meltem Acet'in program konuğuyum. Buradan da bizi izleyebilirsiniz. Dolarla ilgili, piyasalarla ilgili çalışmalarımızı buradan izleyebilirsiniz. Evet, özel tablomuzda ifade etmiş olduğumuz gibi eğer yarın 5.46.50, 5.48.50 bu seviyenin altında kalmak isteyecektir ki görüntü öyle. Enflasyon sonrası, enflasyon yüksek gelmiş olsa dahi 5.48.50 altında kalıyorsa bu süreç önümüzdeki günlerde aşağı yönde isteği devam ettirecektir. 5.36.50 çok çok önemli seviye.
olacak günlüklere özellikle baktığımızda 5.40-5.50 kapanışını dikkate aldığımızda 5.36-50'ye gelir mi? Tabii ki 5.42-50'yi düşündüğümüzde 5.38-50-5.36-50'yi izliyor olacağız. Enflasyon negatif gelme durumu var. Böyle bir durumda biraz daha hızlanan bir hareket görebiliriz. Alışların gelebileceği seviyeler 5.20'lerin altında 5.30-5.20 bölgesi olacaktır ki dün detaylı bir dolar yorumu yaptığımızda da bundan bahsetmiştik. Burayı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik dolarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Zaman zaman çalışmalarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki isterseniz şöyle bir HDTR üzerinden de bir güvenli alış bölgesi midir dolar diyecek olursak geçmişe şöyle dönüp bakıyorum. Çok da bu bölgede bu tarz düşüşler olduktan sonra daha doğrusu bu tarz düşüşlerin olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla aslında şunu tekrar etmek istiyorum. TL güçlenmeye devam ediyor. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz seviyeler 5.42 daha önce görülen seviye arkadaşlar bakın çok çok önemli. Bu seviye altında biz günlük kapanış görmeye devam edecek olursak bakın görüyorsunuz bu bölge tam da bu bölge. Günlük kapanış görüyorsak 5.19-5.20'lere çekilip buradan ancak ciddi bir tepki bakın buradan ancak ciddi bir tepki daha doğrusu bir dip çalışıp sonra bir tepki ama orta uzun vadede yön aşağı olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu akşam hisse senetlerine dair 100 hisseyi hızlı bir şekilde gezeceğiz. Hatta ben eğer vakit bulursam tüm hisseleri gezip sizlere biliyorsunuz bizim tablolarımız var, listemiz var. 100 hisselere yönelik, daha doğrusu tüm hisselere yönelik bu çalışmamızı detaylı bir şekilde aynı şekilde tespit ettiğimiz güçlü zayıf hisseleri 100 hisseyi de burada sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Bu arada eğitimlerimiz devam ediyor. 25 Kasım'da İstanbul'da bir eğitimimiz var. Hemen şöyle tablomuzu aslında ben size sayfamızdan da bazı şeyleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle dönelim. Bakalım. Evet. Şöyle bir dönebilsek çok güzel olacak. Neyse. 25 Kasım İstanbul. 7 Aralık Bursa. 23 Aralık Ankara. Teknik analiz eğitimlerimiz devam ediyor. Özel eğitimler. Birebir eğitimler yani. Avantajları internet üzerinden eğitimden ulaşmak için Reçber Eğitim Danışmanlık sayfamıza ulaşabilirsiniz. Bize buradan iletişim kurabilirsiniz. Herkese bol kazançlar görüşmek dileğiyle. İyi haftalar diliyorum.